Ya sen beni tanımıyorsun ki. O yüzden rakibinin falan diyorsun bana. Kendi kendine savaş ilan etmişsin ama ben kimsenin düşmanı falan değilim Ece. Tamam, beni tanımıyor olman gayet normal bir şey ama sen toprağı da tanımıyorsun. Ve sizin aranıza giren ben değilim Ece. Öyle mi? Neymiş peki toprakla bizim aramıza giren? Her şeyi biliyorsun ya. Bunu da söylesene Gonca. Hı? Ya onu ben bilemem, onu sen daha iyi bilirsin. Ama sizi ayıran ben değilim, bunu lütfen artık kabullen. Şimdi çık git evimden, bir daha da görmek istemiyorum seni. Benim seninle işim daha bitmedi Gonca. Güle güle Ece. Güleceğim Gonca. Sen gül bakalım. Şimdi bu söylediklerimi gidip hemen Gonca'ya yetiştirirsin değil mi? Arda sana aşıkmış diye. Ben niye böyle bir şey söyleyeyim ki Gonca'ya? Kocaman adamsın, git kendin söyle. Bey torununa bak ya. Kalkmış bana akıl veriyor. Estağfurullah, ne haddimiz avukat bey. Ben sana yapacağımı biliyorum. Yüzünü gözünü toparla da ondan sonra yaparsın ne yapacaksan. Seni bir hastaneye götüreyim mi? Pansuman falan yaptıralım. Gerek yok. Ben pansumanımı yaptırırım bir yerde ama hastanede değil. Toprak, senin de işin bitmedi. Hatta yeni başlıyoruz. Bunu böyle bil. Şey değil. Ne oluyor Gonca? Neden gelmiş o kız? Kimmiş, anlatmayacak mısın? Ya ne bileyim ben, Ece diye bir kız işte, toprağın eski kız arkadaşıymış. Güya beni tehdit etmeye gelmiş buraya. Seni nasıl tehdit edebilir ki? Toprağı bana bırakmayacakmış. İşte bundan sonra onun en büyük rakibi benmişim de falan filan. Atabeyler bitti. Şimdi bir de bu Ece ile uğraşacaksın öyle mi? Sizin toprakla işiniz zor derken bundan bahsediyordum işte. Siz toprakla yakınlaştıkça herkes üstüne geliyor, görmüyor musun? İstedikleri kadar üstüme gelsinler umurumda değil ya. Bana ne ya, umurumda değil. Benim hayatıma bundan sonra kimse karışamayacak ve ben burada kalıyorum, bir yere gitmeyeceğim. Annemin vasiyetini yerine getireceğim. Hemen şimdi bugün kooperatif çalışmasına başlıyoruz. Fatma Hanım'ın yanına gideceğim. Tek tek o üretici kadınlarla da görüşeceğim. Herkes benim ne kadar kararlı olduğumu görecek. Atabeyler de görecek. Kızım, kim neyi görecek? Kooperatif çalışması için şu üretici kadınlarla görüşecektim ya, onu Zeyno'ya anlatıyordum baba. Heyecanlandım birden, biliyorsun benim için ne kadar önemli olduğunu. Tamam, yani başka bir şey yok değil mi, eminsin? Yok baba. Yok yok, bir şey yok, merak etme. Ben bir üstümü değiştireyim. Zeynep, nesi var Gonca'nın? Bir şey yok Tahir amca, nesi olsun. Bu projeden dolayı coştu biraz, heyecanlandı. Ben kızımı iyi tanıyorum. Birisi onu üzmüş, hadi anlat bakayım. Yok Tahir amca, siz vesvese yapıyorsunuz. Bak sen onun en yakın arkadaşısın. Bazı şeyleri saklayarak onu koruyamazsın kızım. Hadi söyle. Ece diye bir kız var. Toprağın eski kız arkadaşıymış. Buraya geldi. İleri geri konuşmuş, topraktan uzak dur falan demiş. Bunlardan kurtulamayacağız ya. Atabeylerden de, çevresinden de kurtulamayacağız. Evimize kadar da gelmişler öyle mi? Ama dur. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Tamam, ben kes. Tahir amca, gözünüzü seveyim, bir şey yapmayın. Geçen sefer kapılarına dayandınız, ne oldu? Başınızda bir sürü iş açıldı. Hem şimdi Gonca gelecek, babam nerede diyecek, sonra arkanızdan gelecek. Bu işin sonunda üzülen yine Gonca olmasın. Tamam. Tamam, haklısın.